Merhaba. New York'ta lisansüstü eğitim veren Bard Graduate Center adlı kurumdayız ve buradaki bir sergide vitrine konan bir tören kemerine bakıyoruz. Bu bele bağlanan kuşak tarzındaki kemeri 19. yüzyılın sonlarına doğru Kwakiutl adlı bir halk yapmış. Önceden bu halk Kuvaki Yutul olarak da biliniyormuş. Bu kemer dans edilen törenlerde ya da potlaç törenlerinde giyilirmiş. Potlaç, Amerika ve Kanada'nın kuzeybatı kıyılarındaki gündelik hayat için son derece önemli olan bir dizi törene verilen ad. Bu kemeri takan dansçılar ya anne babasından ya da eş durumundan ayrıcalık mirasını almış kişilerdi. Kemerin her iki ucundaki yılan figürlerinde ve ortadaki insan başı figüründe spiral şeklinde boynuzlar var. Bu da Sisiyotul motiflerinde yaygın görülen bir durum. Sisiyotul iki başlı bir deniz canavarıdır ve efsaneye göre kanının değdiği kişi taşa dönüşür. Sisiyotul motiflerinin danslarda kullanıldığı topluluklardan biri de Havinalal topluluğudur. Savaşçının dansını yaparken bu motifi kullanırlar. Sisiyotul'un Savaşçıyı taşa döndürmesi iyi bir şeydir çünkü onu düşmanın oklarından korur. Şimdi kemeri inceleyelim mi? Evet. Ortadaki figürün insan figürü olduğu hemen göze çarpmıyor çünkü boynuzları var. Ayrıca mavi mavi noktalar var ve gözlerinin etrafı da mavilerle çevrelenmiş. Yılanlarla beraber bu insan figürü çok korkutucu görünüyor. Zaten Sisiyotul motiflerinde insan yüzüyle yılan başı sık sık beraberce kullanılır. Sivri dişler, buruşuk yüzler, tehditkar özellikler, Sisiotul'un doğa ötesi güçleriyle ve savaşçıların askeri dehasıyla bağlantılı olabilir. Sisiyotul tasvirlerinde ortada duran insan yüzünün tam olarak ne isim belirtmek zor. Muhtemelen bu kemerin insan yapımı olmasıyla ya da Sisi karşılaşmış olan önceki nesillerle ilişkili olabilir. Tam olarak bilmiyoruz. Bu kemerde üç farklı ahşap kısım birbirlerine kumaşlarla bağlanmış. Renklere bir bakalım. Hepsi muazzam. Canlı bir mavi, kırmızılar, siyahlar. Hepsi de doğal ahşap üzerinde son derece canlı duruyor. Bu kemerin desenleri 19. yüzyılın sonlarındaki birçok başka objeyle benzerlik gösteriyor. Bu bahsettiğim objelerin birçoğunda da siyahlar, kırmızılar ve maviler kullanılıyordu. Bu kemerdeki renklerin nasıl elde edildiğine gelirsek çoğunun ticari olarak üretilen boyalar olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın yerlilerine ait sanat eserlerine bakarken genelde sanayi devrimi öncesi dönem akla gelir. Yani Yerli halk söz konusuysa sanki her şey mutlaka ilkel olmalıdır gibi bir ön yargı vardır. Ancak diğer tüm sanat eserleri gibi yerli Amerikalılara ait olan sanat eserleri de zaman içinde dönüşmüştür. Sürekli evrilmeye de devam etmektedir. Evet. Kemeri çevreleyen ufak bir siyah beyaz fotoğraf var. Bu fotoğraf 1897'de Franz Boas'ın Çığır Açıcı Etnografik Kitabında yayımlanmış. Kitabın başlığı da Kwakiutl yerlilerinin toplumsal örgütlenmeleri ve gizli topluluklar. İçinde bulunduğumuz binadaki serginin hikayesi de aslında Franz Boas'ın bu kitabına ve yerliler hakkında onunla beraber çalışmalar yapan George Hunt'ın aynı kitaptaki notlarına dayanıyor. Kitapta bir fotoğraf var, altında da Hanalino klan şefinin dansı yazıyor. Adamın adının Gvayulalas olduğunu biliyoruz. Dans ettiği yer ise Chicago Dünya Fuarı, yıl 1893. Burası adamın yaşadığı yere çok uzaktı. Adamın yaşadığı yer Fort Rupert idi ve Kanada'nın Britanya Kolombiyası'ndaki Vancouver'da yer alıyordu. Fotoğrafta adamın elinde gördüğünüz yay törenlerde kullanılırdı. Deminden beri anlattığımız kemer ise adamın belinde. Ancak bu fotoğrafın çekildiği bağlamı göremiyoruz. Yani etrafta ne var ne yok belli değil. Sanki adam bir tepenin üzerinde durmuş, arkasında da gökyüzü var gibi. Orijinal fotoğrafa baktığımızda ise bağlamı daha iyi anlayabiliyoruz. Gubayulalas'ın Kuvaki Vakavak topluluğuna ait olan dostlarının önünde bir performans sergilediğini görüyoruz. Önlerinde oldukları binanın adı deri ve ayakkabı ticareti binası. Guayula Las adlı bu adam, 20 kadar üyesi olan Kuvaki Vakavak topluluğunun bir üyesiydi. Bu topluluğu belli bir ücret karşılığında performans sergilemesi için tutan kişi Franz Boas'tı. Ayrıca Boas işbirliği içinde çalıştığı George Hunt da bu iş için ayarlamıştı. Hunt'ın görevi Fort Rupert ve çevresindeki insanları aynı zamanda kendi ailesinden ve tanıdıklarından bazılarını bir araya toplamaktı. Toplanan bu insanlara fuarda yer almaları için para verilmişti. Onlar da bunun karşılığında danslar etmiş, şarkılar söylemiş, el işinden yaptıkları nesneleri fuar ziyaretçilerine satmışlardı. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu insanlar fuar alanında yaklaşık olarak yedi ay kaldılar. Oradayken gelenek ve kültürlerini kayıt altına almak için hem Frans Boas hem de George Hunt'la yakından çalıştılar. Ama baktığınız zaman bu durum rahatsız edici bir durum. Yani insanları alıp fuar alanına koymak, kültürlerini sergilemelerini istemek. Sanki bunlar canlı insan değil de müzede sergilenen cansız nesnelermiş gibi. Neyse. Biz fotoğrafları yorumlamaya geri dönelim. Bart Graduate Center'daki bu serginin sormak istediği sorulardan biri de bu yerlilerin fuardaki sergi esnasında özne olma durumlarını ne kadar kullanabildikleri. Yani pasif birer nesne değil de harekete geçme gücü olan birer özne olma anlamında. Fuarda yer almaları için bir miktar para almışlardı, evet. Ayrıca buraya gitmek gönüllülük esasına dayanıyordu. Ancak yaptıkları tören dansları ve potlaç o dönemde Kanada'da yasa dışı ilan edilmişti. Zaten potlaç Kanada'nın genelinde yasaktı. Dönemin Kanada hükümeti yerlileri asimile ederek onları çağdaş Kanadalı vatandaşlar haline getirmek istiyordu. Kültürlerinin en temel unsurlarının yasa dışı sayılması yerliler için çok kötü bir durumdu. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 20 üyelik Vaki Vak Vak topluluğu Chicago Dünya Fuarı'nda bir süre yaşamaya karar verdiklerinde potlaç zaten 10 yıldan fazla süredir etkisini sürdürüyordu. Ancak dans gösterileri ve törenlere katılan insanlar tutuklanıyordu. Bu bakımdan potlaçın yasa dışı olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde performans sergilemek onlar için bir tür direniş olarak görülebilir. Bu insanlar yasaklara rağmen performans sergilemenin yollarını bulmuşlardı. İşte sanat eserleri üretmek ve Chicago Dünya Fuarı'nda dans etmek de bu stratejilerden biriydi. Potlaç yasağının kaldırıldığı 1951 yılına gelindiğinde Kuvaki Vakabak halkı Kuzeybatı kıyılarında potlaçı kamusal alana geri getiren ilk yerli topluluklardan biriydi. Boas'ın George Hunt'la gerçekleştirdiği bu çalışma mükemmel olmasa da Kuvaki Vakavak halkı için önemli bir bilgi kaynağı oluşturdu. Bu sayede Kanada hükümetinin koyduğu yasaklara rağmen bu halk kendi kültürünü ve geleneklerini yaşatmayı sürdürebildi. Bu binada 2019 yılında sergilenen Hikaye Kutusu adlı serginin vurguladığı bir noktada bu kitabın Kuvaki Vakavak halkı için bugün oynadığı rol. Bart Graduate Center'daki antropolog ekibi, kültür ve dilin yeniden canlandırılması için ayrıca bu gibi objeler hakkında daha dikkatli ve detaylara önem veren bir bağlam sunmak için topluluğun üyeleriyle beraber çalışmışlar. Boğaz, kitapta danslardan, geleneksel kostümlerden veya kitabın iç kapak sayfasına konan fotoğraftan bahsederken, bunların içinde yer aldığı bağlam olarak Chicago Dünya Fuarı'ndan bahsetmiyor. Boas'ın bu fotoğrafın etrafındaki her şeyi silmesinin sebebini düşünmek bu açıdan çok ilginç. Bunları sildiği için fotoğrafın Kanada'daki Britanya Kolumbiyası'nda çekildiği gibi bir izlenim yaratılmış. Fotoğrafik belgeleme Boas için otantik ve etnografik bir betimleme olmuş. Bu da çok karmaşık olan fotoğrafik üretim tarihiyle törenlerde değil de para için performans sergilemenin sanatın teşhiri ve kullanımının tarihiyle çelişen bir durum. Yani sadece Boas'ın kitabında anlatılanlardan çok daha karmaşık bir tarih var ortada. Boas sanki bu insanları sanayi devrimi öncesindeki bir bağlamda göstermeye özen göstermiş. Ama aslında onlar çağdaş dünyanın üyeleriydi. Sanayi süreçleriyle üretilen boyaları kullanıyorlar. Chicago fuarında bizzat yer alıyorlardı. Ancak onlara bakanların otantik hissini yaşamaları için tüm bu detaylar silinmişti. Boğaz bu detayları ne kadar silmeye çalıştıysa da dikkatli bakarsak, Guayulalas'ın geleneksel kostümünün altında batılı tarzda bir pantolon giydiğini görürüz. Gömleği de öyle. Amerika ve Kanada'nın kuzey batısındaki yerli halk yüzyıllar öncesinden Avrupalılarla temasa geçmişti. Rusya ve Britanyalılar ise 18. yüzyılın sonları gibi erken bir vakitte temaslarını sürdürmüşlerdi. Uzun lafın kısası bu sergi ve kemer bize şunu gösteriyor. Günümüzde sürdürülmeye çalışan bazı izlenimler ve ilüzyonlar aslında son derece kırılgan. Hoşçakalın.